Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün size Güzel ve Çirkin adlı harika bir masal anlatacağım. Sizleri daha fazla meraklandırmadan masalımıza başlayalım. Bir zamanlar varlıklı bir tüccar ve onun 6 çocuğu yaşarmış. 3 erkek, 3 kız. En küçük kızları o kadar güzelmiş ki küçüklüğünden beri sadece güzel diye anılırmış. Ancak güzel sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda nazik ve iyi kalpli oluşuyla da bilinirmiş. Bir gün tüccarın bütün serveti bir gemi kazasında yok olmuş. Aile şehirden uzakta küçük bir köye taşınmak zorunda kalmış. Güzel yeni hayatlarına hızla adapte olmuş, ev işlerinde babasına ve kardeşlerine yardımcı olmuş. Bir gün tüccarın uzak bir şehirden iyi haber almasıyla umutları yeniden yeşermiş. Babası şehre iş yapmaya giderken her bir çocuğundan ne hediye istediklerini sormuş. Güzel dışında herkes pahalı hediyeler istemiş. Güzel ise sadece bir gül istemiş. Çünkü evlerinin etrafında hiç gül yetişmiyormuş. Tüccar işleri beklediği gibi gitmese de eve dönüş yolunda güzelin gülünü bulmak için yollarda dolaşmış. Karanlık ve fırtınalı bir gecede büyük ve ışıklarla dolu bir şatoya sığınmış. Şato dışarıdan bakıldığında yaşayan hiç kimsenin olmadığı bir yer gibi gözükse de içinde yemek masası hazırlanmış ve sıcak bir yatak sunulmuş. Tüccar kendisine iyi davranan gizemli ev sahibine minnettar olarak yatmış. Ertesi gün şatodan ayrılırken güzel için bir gül koparmış. Ancak bu şatonun sahibi olan Çirkin adında bir canavarı öfkelendirmiş. Çirkin tüccarın hayatını bağışlamak karşılığında onun yerine bir kızını şatoya göndermesini istemiş. Güzel babasının yerine gitmeye gönüllü olmuş. Güzel şatoya vardığında Çirkin'in korkunç görünüşüne rağmen ona nazik davrandığını görmüş. Zamanla Güzel Çirkin'in aslında iyi kalpli ve zeki biri olduğunu fark etmiş. Her gece Çirkin Güzel'e evlenme teklifi ediyormuş. Ancak Güzel her defasında reddetmiş. Çünkü ona aşık olmadığını söylemiş. Bir gün Güzel aynada babasının hastalandığını ve ölmek üzere olduğunu görmüş. Çirkin, Güzel'in babasını ziyaret etmesine izin vermiş ama bir şartla. O şart bir hafta sonra geri dönmesi olmuş. Güzel babasını ziyaret etmiş ve onun iyileşmesine yardımcı olmuş. Ancak dönmekte gecikmiş. Geri döndüğünde Çirkin'i ölümcül derecede hasta bulmuş. Güzel, Çirkin'in ölüm döşeğinde ona aşık olduğunu fark etmiş ve ona evlenme teklif etmiş. Bu sözlerle bir büyü bozulmuş ve Çirkin yakışıklı bir prense dönüşmüş. Meğer Çirkin bir cadı tarafından cezalandırılmış ve gerçek aşkı bulana kadar bu şekilde yaşamak zorunda bırakılmış. Güzel ve prens evlenmiş, uzun, mutlu bir hayat sürmüşler. Güzelin saf sevgisi görünüşün ötesine bakmanın değerini herkese öğretmiş. Güzel ve prensin düğününden sonra krallıkta büyük bir kutlama yapılmış. Her köşeden insanlar prensin lanetinin kalktığını ve gerçek aşkın bu laneti nasıl kırdığını görmek için şatoya akın etmiş. Güzel ve prens halkın sevgisini kazanmış ve adaletli, şefkatli hükümdarlar olarak tanınmış. Yıllar geçmiş. Güzel ve prensin hükümdarlığı altında krallıkta barış ve refah hakim olmuş. Onlar sadece kendi mutluluklarına değil, aynı zamanda halklarının refahına da önem vermişler. Güzel, halkı eğitim ve sanata teşvik etmiş. Prens ise krallığın savunmasını güçlendirmiş ve adaleti sağlamış. Bir gün eski zamanlardan kalma bir büyücü krallığa gelmiş. Büyücü, Güzel ve prensin aşk hikayesinden etkilenmiş ve onlara özel bir hediye vermek istemiş. Bu hediye bir kristal küreymiş. Küre sahibine geleceği gösterme gücüne sahipmiş. Ancak büyücü bu gücün bilgece kullanılması gerektiği konusunda onları uyararak geleceği değiştirmek için değil, anlamak ve hazırlanmak için kullanmalarını öğütlemiş. Güzel ve prens kristal kürenin gücünü sadece en zorlu durumlarda kullanmışlar.
Yıllar boyunca kristal küre onlara gelecek hakkında ufak ipuçları vermiş ve bu sayede krallıklarını birkaç büyük felaketten korumuşlar. Zamanla güzel ve prensin çocukları olmuş ve onlar da büyümüş. Aile çocuklarına sevginin, şefkatin ve adaletin önemini öğretmiş. Çocuklar ebeveynlerinin izinden gitmiş ve krallığı daha da güzelleştirmek için kendi yollarını bulmuşlar. Evet çocuklar, masalımızda da olduğu gibi sevginin ve güler yüzlü olmanın her türlü engeli aşabileceğini unutmamak lazım. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edebilirsiniz. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek istiyorsanız Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.